Evet sevgili dostlar, 7/24 Fenerbahçe olan YouTube kanalı Kadıköy Sokağı'na hoş geldiniz. Golvar.com'a ve Kayseri Özel Üniversitesi Hastanesi'ne selamlarımı ileterek başlamak istiyorum. Hani bazen bir cümle kurar ya insan, ah ulan ah diye. İşte ben o cümleden çok çok kurdum. Muhtemelen siz de kurdunuz. Ah ulan ah dediniz. Ne için söyledik? Aston Villa Olympiakos maçı için. Çok da bir şey söylemek istemiyorum arkadaşlar. Gerisini size bırakıyorum. Ama yani ah ulan ah. 2024-2025 sezonu muhtemel Şampiyonlar Ligi potası diye bir şey paylaşmışlar. İşin içinde Fenerbahçe var, Galatasaray var. Yani Şampiyonlar Ligi'nde her iki takımın da olacağı şeklinde. Üçüncü torbadan olacağı şeklinde. Çünkü şeyler değişti. Kural sistemi değişti. Statüsü değişti. Bakalım arkadaşlar nasıl olacak, nasıl edecek. Ama Fenerbahçe'nin tabii ki de olmasını isteriz o arenada. Şimdi Fenerbahçe Fatih Karagümrük'ten Levent Mercan'ı kadrosuna kattığı detaylar şu şekilde diye dünden beri hala paylaşılıyor arkadaşlar. Yani çok kesin konuşuluyor. Ben dikkat ediyorum. Kesin konuşacak bir şey yok. Diyelim ki Fenerbahçe Fatih Karagümrük'le de anlaştı. Levent Mercan'la da anlaştı. Arkadaşlar kural gereği, kanun gereği şimdi açıklayamaz. Hocam açıklayabilir, açıklayamaz arkadaşlar. Sebebi şu, bizim ülkede maalesef her şeyi her şeye bağladıkları için. 2 milyon euro bonservis, 1 milyon euro bonus, şampiyonluk artı ilk sezonda 30 maç diye. 800 bin euro maaş, 3 artı 1 yıllık sözleşme diye anlatıyorlar ama ben resmi açıklama olana kadar bekleyin derim. Fenerbahçe Orile için masaya oturuyor diyor. Celtic'in 23 yaşındaki yıldızı Matt Orile'yi gündemine aldı Fenerbahçe. Kısa sürede İskoç ekibi de masaya oturacak diyor. Şimdi masaya oturacak. Yani garip. Bakın scout ekibi yönetime bildirdi. Doğruya doğru. Hani bu isim. Ancak böyle bir ismi scout olmaya gerek yok bildirmek için. Hani şey gibi ya. Barcelona'da Dembele diye bir oyuncu var. İşte Real Madrid'de Rodrigo diye bir oyuncu var. Süper oyuncu bak. Yazın gelecekte çok iyi yere geçer demek gibi bir şey. Zaten 13 milyon euro yazıyor hanesinde. Yaş 23. Hani İngiltere doğumlu Danimarkalı oyuncu. Danimarka milli takımına da zaten iki kez seçilmiş. Hani bir yerden giriş yapmış. 44 maç, 14 gol, 16 asist, 3857 dakika. Hani kime ne diyeceksin arkadaşım ya? Açık ve net, yani kime ne söyleyeceksin? Geçin bunları. Kısa süre içinde masaya oturulacak diyor. 10 milyon euro gözden çıkarıldı falan filan. Arkadaşlar ben geçen gün de söyledim. Bu tip bir oyuncuyu 20'den aşağı alamazsın. Hadi diyelim alacaksın. Sende Ryan Kent gibi negatif bir referans varken sana hiçbir futbolcu gelmez o ligden. Fenerbahçe'nin gözü Mario Hermoso'da. Yeni sezonda Çağlar ve Bonucci ile yollar ayrılacak. İki futbolcu da devam edilmeyecek. Ve Fenerbahçe kadrosuna bir şeyler katmak istiyor. Atletico Madrid'den ayrılacak olan Mario Hermoso'nun peşine düştü diyor. Şimdi öncelikle bir şey de belirteyim arkadaşlar. Kimsenin konuşmadığı bir şeyi konuşuyorum farkındaysanız. Mihat Zajc. Zajc Fenerbahçe'de kadro dışı bırakıldı. İdmanlara bile alınmıyor. Ve artık kulüp bakıyor. En kısa sürede de kulüp bakıp şey yapacak ama sözleşme feshi de yakındır. Fakat sözleşmesini feshetmek yerine hani oyuncunun da değerini düşürmemek adına böyle bir olay var. Şimdi Hermoso 28 yaşında 25 milyon euro piyasa değerine sahip. Tamam ben de Fenerbahçeliyim eyvallah, hepimiz Fenerbahçeliyiz eyvallah ama hayallerle yaşayanı gerçeklerle, yani ne demek istediğimi anlayın. 2019 yılında bu adamlar zaten Espanyol'dan 25'e almış. Espanyol'da 2017 yılında 12,5'u almış. Yani transferine bu kadar para harcanan bir oyuncu. Bu sezon 40 maç, 2 gol, 2 asist, 3467 dakika süre harcanmış. Ben şunu söylüyorum. Hani elimde satlık köprü var. Uygun fiyata bırakırım. Yani Hermoso'ya, Rile'ye inanıyorsanız ben ikisi de gelmez diyorum. Peşin peşinde söyleyeyim. Ha keşke Fenerbahçe bir akıllılık etse. Hani Savic Maviç falan geçin bunları, Savic falan hikaye. Keşke bir akıllılık etse. Yıllık 4 milyon euro falan para verse. Aa Atletico Madrid'den ayrılacakmış. Nasıl gelir? Ben ilk bir şey de söyleyeyim. Açıkçası da söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne kalması garanti olur. Kesin gidecek olur.
Hermoso da gelir, Riley de gelir. O zaman ikisine de %100 gelir diyorum. Bak ikisine de %100 gelir diyorum. Hocam Levent Mercan, arkadaşlar Levent Mercan tamam bir Ferdi Kadıoğlu değil, kabul, ama Ferdi'yi bu sezon sonra elde tutamayız. Kolay değil. Şampiyonlar Ligi'ne gidecek de olsan tutamazsın. Süper Lig'de de Türk oynatma zorunluluğun olduğu için sıkıntı yaşarsın. Ama ben şunu söylüyorum. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne gitmediği hiçbir senaryoda ne Hermoso ne Riley Fenerbahçe'ye gelmeyecek. Kesin olarak da söylüyorum. Ancak Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi müjdesi gelirse, anlatabiliyor muyum? Yani Fenerbahçe bir şekilde Şampiyonlar Ligi'ne kapağı atacak olursa, bir şekilde o arenada yer alacak olursa da bu sefer de en güçlü aday bunlar diyorum. Net olarak da söyleyeyim. Ve sıradaki haberimiz bomba bir haber. Fenerbahçe'de Romelu Lukaku heyecanı. Şimdi ben açık söyleyeyim. İsimler çok güzel. Lukaku, Hermoso, Riley. Bak ne kadar güzel, kibar bir kadro yapılanması ve dikkat ediyorum. Mesela çok da az para harcarsın. Kadronda kaliteli olur. Şimdi Belçikalı golcü Lukaku menajerleri vasıtasıyla Fenerbahçe'ye ve Beşiktaş'a görüşecek falan filan diye sosyal medyaya aktarılıyor. 30 yaşında. Şimdi Fenerbahçe'de Batshuayi diye bir isim var. Sezon sonunda sözleşmesi uzatılacak. Edin Dzeko. Ben Edin Dzeko konusunda size kesin bir şey söyleyemiyorum. Edin Dzeko gidebilir de. Ancak hani şöyle bir senaryo çizsem size. Desem ki Dzeko gidecek. Lukaku gelecek. İşte Hermoso gelecek. Riley gelecek. İşte Levent Mercan gelecek. Desem çıldırırsınız. Bu sezon Roma'da kiralık, 42 maç, 19 gol, 4 asist. 2026'da sözleşmesi bitiyor arkadaşlar. Şimdi Chelsea'yle sözleşmesi bitiyor. Milli takımda döktürüyor diyor. 114 maçta 83 gol. Ben bu transfer için, hani Fenerbahçe bu transferi asla yapamaz diyorum. Asla yapamaz. Hani Şampiyonlar Ligi'ne de gitsek yapamaz, gitmesek de yapamaz. Ancak sadece bir hayal kuruyorum. Adamlar 2021'de 113 milyon euroya almış. Onlardan önce Inter Manchester United'dan 74 almış. Manchester United ondan önce Everton'dan 84.7 almış. Yani Everton 35.36'ya almış. Ondan önce Chelsea Anderlecht'ten 15'e almış. Bak Chelsea Anderlecht'ten 15'e alıyor. Everton'a 35'e satıyor. Everton Manchester'a 84'e satıyor. 84.7'ye. Inter Manchester'dan 74'e alıyor. Inter Chelsea'ye 113'e satıyor. Chelsea Inter'e 7.86'ya kiralıyor bir sezon sonra. Sonra 5.8'e Roma'ya kiralıyor. Ve oyuncunun değeri gittikçe düşüyor. Şimdi yaklaşık bir 30 milyon euronuz varsa bu futbolcuyu alabiliriz. Çok da rahat alabiliriz. Beşiktaş'a transfer olasında %33 yazan arkadaşımın kullandığı tinerden ben de istiyorum. Ev boyasına, badanasına falan lazım olabilir. Ben şunu söyleyeyim. Lukaku Fenerbahçe için değil, Beşiktaş için değil, Galatasaray için de dahil Türkiye sınırları içine giremez. Yani giremez arkadaşlar. Açık ve net giremez. Ha kandır diyorsanız kandıralım. Ama Lukaku asla. Bak Hermoso olabilir. Lafım yok. Hatta Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne gitsin çok da ciddi oran veririm. Riley olabilir. 20'den aşağı satmazlar ama sen Fenerbahçe'sin işte. Hani bir sıçrama daha yapsın dersin. Şu kadara vereyim. Sonraki satıştan şu kadar dersin. Kabul. Şampiyonlar Ligi'nde de boy göstereceği için. Ama bunu geçtim. Kral geri döndü Osterwold'e. Sakatlığından Jadon Osterwold'e sosyal medyadan dün paylaşımı yaptı. Bugün de Fenerbahçe resmi hesabı sosyal medyadan paylaşımını yaptı. Osterwold'e sahalara geri döndü. Şimdi ben mutluyum. Mesudum. Bahtiyarım. Sebebi şu. Herkes sezonu kapattı dediğinde ben Osterwold'e konusunda önce üyelere, sonra abonelere, sonra da herkese bir duyum verdim. Dedim ki Osterwold'e konusunda herkes sezonu kapattı diyor ya, ben demiyorum dedim. Niye diye soracak olursanız dedim. 3 haftaya dönme ihtimali var. Bendeki duyum bu şekilde dedim. Hepiniz de şahitsiniz. Şimdi İsmail Kartal da benim duyumlarımdan bir müddet sonra işte hızlı dönüyor, şöyle olacak, böyle olacak falan filan dedi. Arkadaşlar Osterwold'e şu anda %1 milyon değil ama bayağı bir hazır durumda. Ve bu hafta Konyaspor maçında asla olamaz. O ayrı mesele. Ancak ilerleyen haftalarda kadroda yer alabilir. Bunun da hem müjdesini vereyim, hem duyumunu vereyim, hem de vermiş olduğum duyumun doğru çıkmasından dolayı bir gurur duyuyum arkadaşlar. Şimdi
İnşallah hocam ne olur İsmail Yüksek için de aynısını ver. İsmail Yüksek için de bende bir duyum var ama söylemeyeceğim arkadaşlar. Eğer bu videoya 1000 beğeni gelirse herkese açık söyleyeceğim. Bakın 1000 beğeni gelirse herkese açık söyleyeceğim ama 1000 beğeni gelmezse de söylemeyeceğim. Evet. Şimdi 1000 beğeni duyduk. Hepsini duyduk. Mario Branco ne demiş gördünüz mü? Bakın ben haklı çıktım demiş. Fenerbahçe'de Mario Branco'nun Miguel Crespo Lincoln'in kalması istediği Krunic'e karşı çıktı. Zaitse ise gönderelim dediği belirlendi diyor. Şimdi ben bu tip haberleri öncelikle şunu söyleyeyim. Evet benim fikrimle birebir. Evet benim görüşümle birebir. Evet ben de bunların hepsini tek tek söyledim. Yani şu kanaldaki herkes şahit. O ayrı mesele. Bu benim meselem. Ya da sizin meseleniz. Ancak ben çıkıp da düşmana koz vermem. Onu bunu da haklı çıkartmam. Onu bunu da konuşturtmam. Şimdi kadro planlaması tartışıldı. Yönetime planlama eleştirisi. Ne dediyse tersi yapıldı diyor. Şöyle böyle falan filan. İsmail Kartal'ın raporuna bakıldı falan filan. Arkadaşlar bu haber kasıtlı bir haber. Bu haber hani ben İsmail Kartal'ı eleştiriyorum. İsmail Kartal eleştirme hain vatan haini diyorlar. Ali Koç'u eleştiriyorum. Ali Koç'u eleştirme hain vatan haini diyorlar. İşte asıl hainlik bu. Ben eleştiriyorum. Bunlar gömüyor. Ben haklı yere eleştiriyorum. Bunlar yerin dibine sokup çıkarma peşinde. Ben Fenerbahçeli olarak eleştiriyorum. Bunlar Fenerbahçe düşmanı olarak yerin dibine sokma peşindeler. Hainle zalimi eğer birbirinden ayıramayacaksınız, adille zalimi birbirinden ayıramayacaksanız boşuna Fenerbahçeliyim demeyin. Ortalıkta da gezinip insanları yormayın, yıpratmayın. Bu insanlar işte Fenerbahçe'ye zarar verme niyetindeler. Mario Branco haklı, İsmail Kartal da haklı. Niye haklı? Kardeşim teknik direktör olarak sen adam oraya oturttun mu? Bu adamın da söz söylemeye hakkı var. Ha ben şunu söylüyorum. Mario Branco'nun aldığı kim şey çıktı? Tırt çıktı. Bir düşünün. Kim tırt çıktı? Bonucci'yi getirerek de getirerek getirerek de getirerek oynatacağım. Şöyle böyle getirdiniz. Sonuç? Kea'yı getiriyordu. Başkasını getiriyordu. Neyse hadi Bonucci'yi saymayalım. Bonucci'yi kim getirirse saymayalım. Cengiz Ali Koç getirdi. Kent Ali Koç dönemi eseri. Hani daha Jesus gitmeden anlaşılmıştı bu futbolcu daha. Bilginiz olsun Kent'le. Kent'i de murdar ettik. O da ayrı mesele. İsmail Kartal'ın inadı sağ olsun. Sonuç yani Çağlar ya hani Çağlar kiralık. Çok bir şey diyemezsin ama yine İsmail Kartal şeyinde isteğinde elim güçlenir şöyle böyle diye. Zaitz yine İsmail Kartal. Bak şimdi hataları söylediğin zaman adın kötü oluyor. Ama Mario Branco çıkıp da ben demiştim size getirmeyeydik demez. Böyle bir karakterde bir insan değil. Mert Hakan Yandaş'tan İsmail Kartal'a mesaj ben buradayım diyor. Ben buradayım mesajı. Hani idmanlardaki performansı. Arkadaşlar bendeki duyumlara göre Mert Hakan Yandaş Konya maçında ilk 11'de. Sıcağı sıcağına da söyleyeyim. Konya maçında ilk 11'de. Bu bendeki duyumlar. Çıkar çıkmaz bir şey diyemem. Ha şunu da belirteyim. Bak mantık olarak İsmail Yüksek sakatlandı. Türktü. Bitime 4 hafta kaldı. Sezon kapatıldı. Şöyle oldu böyle oldu. Kurun içi oynatacak olursan 3 yerli kuralından dolayı her yer oynayacak. Her yer. Bak Osayi mesela sarı kart cezası olsa tamam hiç sıkıntı değil. Sağda Mert Müldür, solda Ferdi, önünde İrfan Can. Bitti. 3. Oynat kurun içi falan. Ben şunu söyleyeyim. Konya bastıracak. Konya kendi evinde olduğu için bastıracak. Bak Kadıköy'de kurun içi idare eder. Kayserispor geride bekler. Lafım yok. Lafım yok. Ama Konya maçında ben Mert Hakan'la başlarım. Ceko ile başlarım ben olsam. Onu da söyleyeyim. Mesaj net algılandı mı alındı mı ben buradayım. Kurunuç oynarsa Osayi mi yedek olacak? Bekavacık mı bozulacak? Mert Müldür mü oynayacak? Yani ortalık 56. O yüzden bu daha mantıklı gibi. Osterwolde konusunda Fenerbahçe şey Livakovic için bonservisini belirledi. Osterwolde'yi koyacak. Trabzonspor maçından sonra ayrılmayı kafasına koydu Livakovic. Hani menajeriyle görüştü. Bana kulüp bul dedi. İşte Fenerbahçe'den ayrılmak istiyorum. Burası neymiş böyle hani böyle bir futbol ikliminde ben oynamak istemiyorum dedi. Ailemi de düşünmek zorundayım dedi. Bak futbolcu der bunu. Lafım yok. Ya ben olsam ben de derim. Ulan bu ne derim ya? Bir roket atıp mantık kadar kaldı derim. Ancak Livakovic'in geleceği merak konusu.
Şimdi Fenerbahçe Livakovic'i kaça aldı? Kaça bırakır? Onu da konuşmak lazım. Şimdi hani atıyorum X fiyatını alıp X artı 1 satmadığın müddetçe zarardasın. Hatta X artı yıllık ücretine satmadığın müddetçe zarardasın. Anlatabiliyor muyum? Biz sezon başında Altay'ı gönderdik. Livakovic'i aldık. Ha, Livakovic'in katkısı var mı? Var. Arkadaşlar 6 milyon 650 bin euroya alındı. 950 bin euro da bonusu var. Yani 7.6'ya falan tekabül edecek şekilde biz aldık Livakovic. Dinamo Zagreb'ten. Kaça satarsak iyidir? Bir düşünmek lazım. Şimdi 7.6 diyelim. Hadi 2.4'te yıllık alsa 8-10 10 milyon euroya satmadan müddetçe zarardasın. Açık söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe yönetimi de 10 milyon euro demiş haberlere göre. Yani bu sezon 43 maça çıktı. 46 gol gördü. 17 maçta kalesini gole kapattı. Ve kalesinde devleşti. Mesela Beşiktaş maçında da bence dev top oynadı. Ama gel gör ki savunmanın bir anlık gafletiyle gol yedi. Mesela Beşiktaş maçında gol yememesi lazımdı. Öyle bir performans sergiledi. Bana kalırsa sezonun en iyi performansını Beşiktaş maçında sergiledi. Bu benim şahsi fikrim. Yani katılacaksınız diye bir şey yok ama böyle bir isim. Vallahi 10 milyon euroya getirsin gitsin. Hiçbir şey demem. Ama 10 milyon euronun altına giderse Fenerbahçe kendine yazık etmiş olur. Şimdi ben bu videoya ne başlık koyacağım? Onu da düşünüyorum arkadaşlar. Hermoso, Riley, Lukaku, Levent, Mercan. Hani Fenerbahçe'den 4 transfer diyebilirim ama Lukaku'ya kesinlikle ihtimal vermiyorum. Diğer ikisi de yani Fenerbahçe'ye hem Şampiyonlar Ligi hem de 3 transfer müjdesi diye girebilirim. Görüşmek üzere arkadaşlar.